Evet arkadaşlar, merhaba, nasılsınız? Yeni bir video ile tekrardan beraberiz. Bugün zannediyorsam 3 Nisan 2020. Yarın sabah çok erken yola çıkacaktım. Evde uyuyup sabah 4'te kalkmaktansa, sağ olsun eşimden rica ettim, beni geceden bıraktı. Ben de arabamı yerleştireceğim. Arabamı yerleştirmeden önce de böyle bir soru almıştım. Ya sen ne yiyorsun, ne içiyorsun arkadaş? Neler yanında bulunduruyorsun? Onunla ilgili bir şeyler paylaşır mısın diye bir soru almıştım. Çok garipsedim, dürüst olayım, ama madem böyle bir soru geldi ben de paylaşayım dedim. Tabii ki de yemeklerimi açıp size göstermeyeceğim, ama en azından sözlü olarak görürsünüz neler aldım. Abur cuburları görürsünüz. İnşallah tepki toplamam. Yiyen var, yemeyen var falan tarzı bir tepki gelmez. Ben bir tır şoförüyüm, muhtemelen benden daha iyi besleniyorsunuzdur. Birazcık abur cuburu seviyorum. Yolda malum işte geceleri özellikle insanı dinç tutuyor. Böyle deyip başlayalım arkadaşlar. Önce de herhalde en üstte abur cuburlarım var. Bunlarla başlayalım. Onları yerleştireyim. Şu dolabımı açayım önce. Bunlar etiler. Etinin şeyleri. Tek tek de saymaya gerek yok herhalde. Bunlar gerçekten de abur cubur konusunda abartıyorum bazen, kabul ediyorum bunu, ama seviyorum ya. Haribo bile var. Belli saatten sonra özellikle gece şekerli şeyler yemek istiyorum ki dinç tutsun. Ben bir tıp doktoru değilim, muhtemelen yorum gelebilir. Yani ben böyle kendimi daha iyi hissediyorum. Öyle söyleyeyim, çikolatalı gofretler. Türk marketinden. Severim böyle şeyleri. Güzel çikolatalar vardı ama bu sefer bulamadık. Malum bu virüsün de etkisiyle. Gofretler. Ne var? Etimola. Ton balığı. Bu da kötü gün dostu. Bu da burada dursun. Probis. Tabii ki de çiğdem. Ya bu kurutulmuş ekmek. Çorbanın içine attığınız zaman çok lezzetli geliyor bana. Tavsiye ederim yollarda olanlara. Ne var burada? Yeşil biber, soğan, limon, domates. Bunlar direkt benim kahvaltılıklarım. Soğan değil de. Diğerleri iyi oluyor kahvaltılık. Onları da dolaba koyalım. Ondan sonra zeytin. Zeytini şuraya koyalım. Şurada bir tereyağı gördüğüm gibi geldi bana. Aynen öyle. 2 tane tereyağı. Güzel oluyor sabah kahvaltıda. Birazcık elma sirkesine ihtiyacım vardı. Onu getirdim. Evet. Burada ne var? Vallahi karnıyarık var ya. Harika. Böyle yola can kurban. Burada bir karnıyarık daha var. Burada 2 öğün yemeğim var. Bu neymiş? Bu da kuzu incik. İşte patatesli, havuçlu, soğanlı. Buna bir arkadaşlar bir sirke, bir limon. Vallahi bildiğiniz ölüyü canlandırır herhalde ya. İyi oluyor öyle. Bu neymiş? Yayla çorbası. Severim. Bu arada dolabında ne aldığını görüyorsunuz. Bu bayağı koskoca makarna. Bunu 2-3'e bölüyorum. Güzel oluyor bu da. Ondan sonra bu yine evde hazırladığımız şey. Domates biber sosu. Buna bir yumurta kırıyorsunuz arkadaşlar. Bitti gitti, alın size menemen. Ya da makarnanın üzerine de. Bunlar dondurulmuş ürün. Diyeceksiniz ki sağlıklı değil. Yemekler bittikten sonra en sağlıklı şeyler dışarıdan yine iyidir arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. İşte makarnanın çeşitleri. Bunları buzluğa koyuyorum. Bunlar da kötü gün dostu arkadaşlar. Yani bunlara bağımlı olmak çok doğru değil tabii ki de, ama sığdı. Ay. Vallahi ajvar sos diye geçiyor da bilmiyorum yani.
seviyorum sadece, onu söyleyeyim. Ne var burada? Bir peynir aldım, şöyle küçük bir peynir. Dolabım maşallah var ya. Yayla çorbası devam. Yayla çorbası devam. Bu neymiş? Kuzu incik. Dediğim gibi bunlar gerçekten de çok sağlıklı oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Şöyle koyduk. Yine bir gofret. Bulgur aldım yanıma. Çok sıkışırsam bir bulgur pilavı yaparım. Güzel olur. Yine bir kraker. Avokado aldım. Kahvaltıda çok güzel oluyor. Hele bir de yumurta olsa yanında süper olur. Ama yumurtaya daha zamanım olmadı şu ana kadar. Bunu ayrıca üzerine zeytinyağı, tuz, karabiber, that's it. Dedik karabiber. Karabiberi şuraya koyalım. Karabiber bölümüne. Küçük kola alıyorum ben arkadaşlar. Kutu kolanın bu 222 milimli, 333'lük değil, 330'luk değil. Bu da gayet iyi, yani çok da rahatsız etmiyor. Evet, bu poşetleri sonra toparlarız. Sonra devam edelim. Vallahi yolda yeniyor. Cips, kimse kusura bakmasın. Gayet de güzel oluyor. Cheesecake Factory var. Buralarda meşhur, bilen vardır. Tavsiye ederim. Shoprite'larda satılıyor ekmekleri. Yani inanılmaz lezzetli. Kahvaltıda özellikle. Benim gibi mıymıntı kahvaltıcıysanız güzel oluyor. Halley. Neymiş bu? Twix'in şeyi. Adını unuttuğum şey. Oreo. Diyorsunuz ki arkadaş niye bu kadar çok şey? İnanın yetmiyor bazen. Yani o yol oluyor 14 gün 15 gün biliyorsunuz. Biz gibi bunlarda. Bazen yetmiyor bile. Bu da ufak çikolata yani. Bu poşetimiz de bitti. Daha sonra geldik. Ülker rulo kat. Burası hala alıyor ama yıkılacak birazdan. Bu ya bunların adına inanın beze ya beze. Çok severim ben bu bezeyi. Bir de çikolatam varmış. Güzel bunu. Sevdim. Bezelerimizi de koyduk. Dolap bunun ağzı çok sağlam olduğu için yani sıkıntı yok. Devrilmez hiçbir şey kapattıktan sonra. Şuraya iki bisküvi daha koyalım. Vay be. Evet bunu kapatalım şimdilik. Dolabı da şimdilik kapatalım. Gördüğünüz gibi dolap bütün yiyeceklerimi aldı. Kolayı da birazdan çıkartırım ben. Şuraya basmıyorum ayağımla. Halım var şöyle. Biraz halı gibi bir şey yaptım. Burada da tavalarım var arkadaşlar. İhtiyaç halinde yapayım diye. Sonra bunlar yiyecek bölümü. Suyum var. Suyumu aldım. iPad'imi aldım. GoPro'mu aldım. Daha ne yapayım? Temizlik malzemelerini aldım. İnşallah yola hazırız. Bu videoyu yani belki de çoğu kişinin dikkatini çekmeyecek, ilgisini çekmeyecek ama isteyen arkadaşlar vardı. Paylaşmak istedim. Merak eden arkadaşlar için. Bu şekilde ben tırıma geliyorum. Önce bir siliyorum, süpürüyorum dolabımı. Arabamın içini hazırlıyorum. İşte yatak çarşaflarım yıkanmış oluyor zaten. Onları seriyorum. Daha sonra dolabımı yerleştirip yola çıkacaksam yola çıkıyorum. Yoksa işte şu anda olduğu gibi birazdan hazırlanacağım, yatacağım. Sabah erken kalkıp yoluma devam edeceğim. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.